Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katı cisimler konu anlatımını bitirmiştik. Katı cisimlerle ilgili testlerin çözümüne geçmiştik. Evet şimdi test 2'nin çözümünü yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası 229 ve 230'un çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de dikdörtgeninde AB 6 cm ve AD 8 cm'dir. Bu dikdörtgen BC etrafında 360 derece döndürülüyor. Kıvrılmıyor döndürülüyor. Neresi etrafında? BC etrafında döndürüyor. Ha evet, döndürdüğümüz var. Aldık simetrisini şöyle. Ne oluyor? Bu nokta buraya geliyor. Yatay doğru da döndürmede yuvarlaklarımız dikey oluyordu. Hop şöyle dikey yuvarlağa koyduk. Bu noktada buraya geliyor. Burada da dikey yuvarlağa koyduk. Yarı çapı 6 yüksekliği 8 olan yan yatık bir silindir karşımıza çıktı. Buna göre oluşan şeklin yanlarla alanı nedir? S silindirin yanal alanı taban çevresi 2 pi r çarpı yükseklikti. Pi de zaten 3 alınız demiş. O zaman burası 2 kere 3 6. 6 kere 6 36. 36 çarpı 8 yapıyor. 6 kere 8 48. 3 kere 8 24. 288 yapıyor. Cevap C yaptı. Birinci soruda. 2'ye geldik. Kare dik prizma verilmiş. Şöyle 4 4 6 olarak bu prizmanın içerisine yerleştirecek en büyük hacimli silindir ile prizma arasında. Evet. En büyük hacimli silindir nedir? şu kenarlara teğet olan silindir değil midir? Aynen öyle. Evet işte bu silindirden bahsediyor bize. Silindirin yarı çapı lazım. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapınca. R, R, 2R, 4 ise R'yi de buradan 2 buluruz. Yüksekliği de 6 olacak. En büyüğü bu. İşte arada kalan boşluk isteniyor. O zaman kare prizmanın hacminden 4 çarpı 4 çarpı altından şu kenarlar çarpımıydı, A çarpı B çarpı C'ydi. Neyi çıkartacağız? Pi R kare çarpı H'ı çıkartacağız. Ve pi de 3 alınız falan dememiş. O zaman burada ne var? 4 parantezine alabiliriz. 6 parantezine de alabiliriz. Yani 24 parantezine alabiliriz. Burada 4 kaldı sadece. Burada da pi kaldı. Yani 24 parantezine aldığımız zaman 4 eksi pi yaptı. O zaman cevap akçay yaptı. ikinci soruda. 3'e geldik. Şöyle bir silindir var. Şekilde verilen silindirin taban çevresi 6 cm. Taban çevresi 6 cm. Yüksekliği de 7 cm. E, pi'yi de 3 alınız demiş. Arkadaş 2 pi r eşittir 6 santimetre ise eğer pi 3 ya. Hocam 2 kere 3 6 r'yi de buradan kaç buluruz? 1 buluruz. Evet r 1 şu 1. E şuna ait bir üçgen oluşturacağız. Bizden a o uzunluğu isteniyor. Yükseklikte 7 mi? 7. Bu merkezler iz düşümü burası olacak dik olacak. Yani burada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Burası aynı zamanda yüksekliktir. 7'dir pisagor bantısı. A diyecek olursam a kare eşittir 1'in karesi artı 7'nin karesinden dolayı. 50 yaptı burası. A'yı da böylelikle kök 50 olarak buluruz. Yani bu 25 çarpı 2 ya. Bu da neye eşit olacaktır? 5 kök 2'ye eşit olacaktır. Üçüncü soru. Böylelikle akçay çıkar. Geldik dördüncü soruya. Yukarıda silindir şeklinde A, B ve C cisimleri verilmiştir. Şunlar verilmiş. A, A'daki sürahinin tamamı suyla dolu olup B ve C bardakları boştur. Tamamı suyla dolu. Bunlar da boşmuş. Tamam. Dolu olmasını şöyle göstereyim isterseniz. Süraydaki su önce B bardağını tamamen doldurup şurayı tamamen doldurup sonra C bardağına boşaltılıyor. Son durumda C bardağının kaç santimetre kısmı boş kalır diye soruluyor. Şimdi bu doldurdu ya bunu böyle boşalttık bunu doldurdu sonra bu kadarlık kısma geldi. Yani haçlık kısmını daha doldurdu. Yani bunu buna ve buna boşaltacağım. Yalnız bunun haçlık kısmını boşaltacağım. Bunun hacmi nedir? Hocam pi r kare çarpı h 8 eşittir. Bunun tamamını dolduruyor. Pi 4'ün karesi çarpı 6 artı. Bunun da haşlık kısmını dolduruyor. Pi 4'ün karesi çarpı haşa eşit olacak? Evet. Bu 25 çarpı 8 200 pi yapıyor. 200 pi eşittir. 16 96 pi yaptı burası. Artı bu da 16 pi çarpı haşa eşit oldu. O zaman buradan 200'den 96 çıkınca 104 pi kaldı. Eşittir. 16 pi haş yaptı. Şunu 2'ye bölsen 2'ye bölsen 52. Burada 8 kaldı. 2'ye böl. 2'ye böl. 26. 4 kaldı. 2'ye böl. 2'ye böl. 13. 13 bölü 2 mi yapıyor? Evet. 13 bölü 2 yaptı. Piler de sadeleşti. H'ı 13 bölü 2 olarak bulduk. Evet H dediğimiz 13 bölü 2. A benden ne kadarlık kısmı boş kalmıştır diye soruluyor. X. X e nedir? Yani burada X artı 13 eşittir 8 ya. Bu 13 bölü 2 pardon. Yani 8'den 13 bölü 2'yi çıkartırsam tamamı 8 ya. 8'den 13 bölü 2'yi çıkartırsam x'i bulurum. 8 eksi 13 bölü 2 16. O da kaç yapıyor? 3 bölü 2 yapıyor. Yani 1.5 yapar. Dolayısıyla cevap 4. soruda balık kesir yapar. Geldik 5. soruya. Şekilde kısa kenarı 5 santimetre uzun kenarı da 6 santimetre olan şurası da 3 santimetre ya. Uzun kenarı 6 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki tahtadan kenar uzunlukları 3 ve 4 santimetre olan dikdörtgen kesildikten sonra EC etrafında, EC kenar etrafında 270 derece döndürüldüğünde cismin hacmi. Bu tam döndürülmesine bakalım isterseniz şu kenar etrafında. O zaman buna göre şeklin simetriğini alıyorum. Burası boş kısmı. Şeklin tam o simetriğini alsan şurası yapacak. Hocam boş kısmında simetriyi burası dolu kısım burası mı yaptı? Evet. Şimdi bu buraya gelirken ne olacak? Arkadaş şöyle bir şey yapacak. Bu da buraya gelirken ne yapacak? Şöyle dikey döndürmede yatay şeyler olacak, yuvarlaklar. Evet, burada da bu nokta buraya geldi, buraya geldi. Şimdi ne çıktı karşımıza? Büyük silindirden şuradaki silindir çıkartacağım. Dolu kısımlar bak burası, burası da boş kısım yaptı. Ama tam döndürmede, 360 derece döndürmede bu şekil karşımıza çıkacak. 270 derece döndürmede de 270 bölü 360 diyeceğiz. O zaman tüm hacim ne yapıyor? Büyük hacimden yarı çapı kaç burada? 6. Pi 6'nın karesi çarpı yükseklik 5'ten neyi çıkartıyorum? Pi 3'ün karesi çarpı 4'ü çıkartıyorum. Bu tüm hacim yapıyor. 360 derece döndürmelik hacim yapıyor. Bizden ne isteniyor? 270 derece döndürdü de. O zaman 270 bölü bunu çarpmam lazım. 36 çarpı 5 burası 180 yapar. Bu da 6, 9, 36 pi yapar. Şimdi e, bu 180'den 36 çıkartınca 144 pi yaptı. Çarpı 270 bölü da. Bu da 3 bölü 4 mi yapıyor? Evet 3 bölü 4 yapıyor. 3 bölü 4 ile çarpacağım. Bu 36 yaptı. 36 ile de 3 çarptığın zaman da 108 yapar. Yani cevap böylelikle 108 pi yapar. Evet soru 5. Örnek 5. Böylelikle balık kesir çıkar. Geldik örnek 6'ya. Şekilde silindir şeklinde A ve B mumları verilmiştir. A mumunun çapı 10 cm yani yarı çapı 5 cm yüksekliği de 4 cm olarak verilmiş. M, B mumunun yarı çapı 3 cm. Evet şurası 3 cm yüksekliği de 10 cm olarak verilmiş. Mumların 1 cm küpünün erimesinden bahsediyor. Hacim. O zaman hacimi peşin peşin bulalım. Birincisinin hacmi pi r kare çarpı h yani 100 pi yaptı burada. Pi yerine de 3 alınız diyor. Yani burası 300 mi yaptı? Evet. Bunun hacmi 300. Şimdi gel bakalım şunun hacmini bulalım. Bunun hacmi de pi r kare. 3'ün karesi çarpı h. 90 pi bir de pi yerine 3 yazarsak 270 yapıyor. Evet bunun hacmi de 270 oldu. Şimdi mumların 1 cm kübünün erime süreleri A mumun 3 dakikada. Bu yanlış yazılmış. Bu 1 bölü 3 dakika olacak. Bu da 1 bölü 2 dakika olacak. Kusura bakmayın lütfen. Bazen dizgi hataları olabiliyor böyle. 1 bölü 3 dakikada A mumunun 1 bölü 3 dakikada iken 1 cm kübü 1 bölü 3 dakikada. B mumu da 1 bölü 2 dakikada eriyormuş 1 cm kübünün erimesi. Buna göre diyor mumlar aynı anda yanmaya başladıktan kaç dakika sonra hacimleri eşit olur diye soruluyor bize. Şimdi bu yandı bitti kül oldu. Yandı bitti kül olduğuyla buradaki hacimle bunun yandı bitti kül olmasıyla buradaki hacimlerin birbirine eşit olmasını biz düşüneceğiz değil mi? Evet x hacmi x hacmi. Peki yanan kısımların hacimleri bizim için önemli. Bunun tamamı 300'dü. Burası 300 eksi x oldu. Bunun tamamı kaçtı? 270'ti. 270 eksi x oldu. Şimdi burada bunların eşit olmasını düşüneceğiz ama burada 300 eksi x ve 270 eksi x'lere odaklanmamız lazım. Her ikisi de işte aynı anda yandı ya. Aynı anda da duracak ki yani geçen süreler aynı olacak değil mi? O zaman geçen sürelere odaklanmam lazım benim. Çünkü aynı anda durduklarında aynı anda yanıp aynı anda durduklarında ee, başladıktan kaç dakika sonra hacimlerin eşit olduğu durum soruluyor bize. Aynı anda yarıyorsa aynı anda duracak. E o zaman şu yorumları yapalım. Hangi yorumları yapalım? Şimdi buradaki 1 bölü 3 dakikada kaç? 1 santimetre küp eriyor değil mi? 1 bölü 3 dakikada şu dakika yazayım 1 santimetre küp eriyorsa... O zaman burası kaç santimetre küptü? 300 eksi x değil miydi? 300 eksi x. 300 eksi x santimetre küp. T dakikada olsun diyelim mesela. Öbüründeki oran orantı olacak? Hocam bu da 1 bölü 2 dakikada. 1 bölü 2 dakikada kaç santimetre küp? 1 santimetre küp eriyordu. Hacmi ne bunun? 270. 270 eksi x santimetre küpü kaç dakikada? T dakikada. T dakikada olsun diyelim. E bunlarda doğru orantı yok mu? Var. O zaman şöyle işler dışlar yapınca burada da bir şöyle işler dışlar yapınca t ne eşit oluyor? Şu x'in çarpımına eşit oluyor. Yani buradan ne geldi? 300 eksi x bölü hatta aşağıda yazayım onu. 300 eksi x bölü 3 yaptı burası. Bu t'ye eşit oldu. Hocam buradaki t neye eşit olacak? Şu x'in da t yapıyor çünkü. 270 eksi x 270 eksi x bölü 2'ye eşit oluyor. Çarpı 1 bölü 2 olduğundan dolayı evet. E o zaman burada işler dışlar yapalım bakalım 2 ile buraya çarpalım hocam 600 eksi 2x 3 ile de buraya çarpıyorum e, bu da 810 eksi 3x'e eşit oldu. Buradan da x neye eşit oluyor attık öbür tarafa x 210'a eşit oluyor. Hımm x dediğimiz 210 neresi burası hocam x dediğimiz 210 yani şuradaki hacimler 210 olduğunda ki durumdan bahsedeceğiz bize. İşte x 210 olduklarında geçen süreler aynı oluyor. İşte geçen süre işte yanmaya başladıktan kaç dakika sonra hacim eşit olur diye soruluyor. Şimdi bize dakika soruluyor. Dakikayı yorumlayalım. İstersen a mumundan hesapla istersen b mumundan hesapla. Şimdi biz buraya 210 dedik ya. X yerine 210 yazdığımızda burası kaç çıktı? 60 mı çıktı? Evet. E ben şimdi 60'ın yanma süresini bulacağım. 60'ın yanma süresini bulacağım. E yine oran orantı yapayım. E oran orantı da ne biliyorum? B mumuna biliyorum ben. Şimdi 1 bölü 2 dakikada 1 santimetre küp yanmıyor muydu? Evet. 1 bölü 2 dakikada 1 santimetre küp yanıyordu. Ben burada 60'lığın eridiği kısmı bulacağım. 60'lık kısım 60 santimetre küp kaç dakikada yanar diye doğru orantıyla yine cevaba ulaşacağım. Yani soru işareti buradan neye eşit oluyor? 60 çarpı 1 bölü 2'den 30'a eşit olmuş oluyor. Yani cevap balık esir çıkmış oldu. Güzel bir soru. Bir tık matematik yandırıyor. Tam bir geometri değil ama... Matematikle geometri zaten iç içe. Eski konularda bu şekilde karşımıza çıkabilir. Gerçekten çok hoş bir soru. Aynı anda yanıyorlar. İşte aynı sürede oradaki sürelerin eşit olmasını bak burada kullandık. Şu sürelerin eşit olmasını nerede kullandık? Şurada kullandık. O yüzden aslında çok hoş bir soru. Keşke burada baskı hatası olmasaydı da sen de çözmeye çalışsaydın. Şu 1 bölü 3 ve 1 bölü 2 dakikaları da bu şekilde kullansaydık. Ha bu 1 bölü 3 dakika değil de 20 saniye burası da 30 saniye verilebilirdi. Ama sonra da dakika sorulduğu için bunları dakikaya çevirmek zorunda da kalabilirdin. İşi biraz daha böyle yokuşa sürmemek için böyle 1 bölü 3 dakika ve 1 bölü 2 dakika şeklinde söyledik bunu da haberin olsun. Evet 6. soruya böylelikle balık isir bulduk. Gerçekten hoş bir soruydu. Geldik 7. soruya. Arkadaş tur sayısı önemli. Buradan bir tur attı. Bir daha tur attı. iki tur attı. 2 tur atınca ne yapacağız? 2 kere açacağız. Normalde bir kere açılmıştı. 2 pi r kadardı. Ama bir de çarpı 2 diyeceğiz 2 tur attığı için. E burası da 18. Pi'yi de 3 aldınız demiş. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 3 kere 8. 24 mi yaptı burası? Evet. Bizim karınca buradan geliyor. Buraya gidiyor. E yap burada Pisagor'da. Şimdi bak bakalım şuraya. Ortak çarpan var mı? Hocam burası 6'nın 3 katı. Burası 6'nın 4 katı. E o zaman burası da 6'nın 5 katı. Yani cevap kaç yapar? 30 yapar. Evet 7. soru böylelikle akçay olur. Geldik 8'e. Ya kesik bir koni var. Hemen ne yapıyorsun? Tam koniye tamamlıyorsun. Yukarıda tam koniye tamamlasan sadece yukarıdaki koniye tamamlamanla da olmuyordu. Şu şekilde bir koni yap koni derken silindir yani tam silindire tamamladık. Burada da kesik silindiri de ne yaptık? Şöyle tam bir silindir yaptık. Hatta üsttekine bakacak olursak yarısı dolu yarısı boş şeklinde olduğunu görüyoruz. E ee, burada kesik silindirin hacmi nedir diye soruluyor bize. Bununla ilgili formül var da ben hiçbir zaman formülü kullanmıyorum dostlar. Ee, çünkü şöyle tam yüksekliği böyle şey olur. Hani yükseklik alınırken şu ikisinin toplamının yarısı şeklinde alınıyor. Yani direkt silindirin yarıçapı kaç? AB'yi 4 vermiş. 2 vermiş. yarıçap çapı 2. Ee, buradaki kesik olan silindirin de yüksekliği de hani tam bir silindir yaptığı zaman biraz daha aşağıda olacak ya. Hocam şu şekilde 9 artı 6 bölü 2 şeklinde söylüyorlar. Yani 15 bölü 2 şeklinde deyip de sonuca yine ulaşabilirsin. Yani pi r kare çarpı h 15 bölü 2 deyip de sonuca da ulaşabilirsin. Direkt cevap bak 30 pi çıkıyor mu çıkıyor. Ama biz buradan yapmayalım. Bu biraz ezberi oluyor. Bu şekilde kesik bir silindir olduğu zaman yüksekliği direkt şu ikisinin toplamının yarısı olanı da alıp işlemini öyle de yapabilirsin. Aklında bulunsun. Bu birinci yol olsun. Şimdi ben ikinci yoldan yapayım. Hocam burası 6 ise burası 6 mıdır? Evet buraya ne kaldı? 3 kaldı. Şimdi o zaman ne yapacağız? Şu silindirin hacmi. Pi r kare çarpı h artı yukarıdaki silindirin de yarısı dolu yarısı boş ya. Yani yukarıdaki silindirin yarısını alacaksınız. Yarısı kaç burada? Yarı çapı kaç burada? 2. Yani pi r kare çarpı h ama yarısı dolu yarısı boş olduğu için bunun da yarısını alacağız. O zaman burası 24 pi yapar artı Şuradaki gitti. Burası da 6 pi yaptı. Topladığımız zaman da cevap kaç yaptı? 30 pi yaptı. Tabii ki bu teknik de çok kolay. Bu teknik de çok kolay. Bu da ikinci yol olsun. İstediğin yoldan yap. İster silindirin yüksekliği toplamlarının yarısı 15 bölü 2 olarak düşün. İstersen de şöyle tam silindir yaptıktan sonra buradaki silindir artı buradaki silindirin yarısını çekme de deyip sonuca ulaş. Her ikisi de çok mantıklı istediği yerden yap. Evet sekizinci soruyu da böylelikle e mi bulduk? Evet. İşaretlememişiz. e bulduk. Böylelikle test 2'yi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.